Harezm, Maverâ-ün-Nehir ve Horasan. Bir zamanlar Orta Asya'nın kalbinin attığı ve dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu yerler. Tarihe yön veren birçok olayın yaşandığı coğrafya. Kadim kültürlerin ve medeniyetlerin mirasını barındıran bu bölge, sonraki dönemlere damgasını vuran ve bütün insanlığın ufkunu aydınlatan pek çok bilim adamı ve düşünürü yetiştirmiş ve insanlık camiasına sunmuştur. Ünlü fıkıh bilgini Ebu'l-Hasan el-Velbaleci, ölüm döşeğinde yatmakta olan ve nefes almakta zorlanan Ebu Reyhan el-Biruni'nin ziyaretine gider. Selam verir, hürmetlerini arz edip hal ve hatırını sorar. Biruni teşekkür ederek artık ömrünün son günlerini yaşamakta olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmekten başka yapacak bir şey kalmadığını bildirir. Fakat birden bu eski dostunu şaşkınlığa uğratarak der ki: Bir zamandır menge miras dairesinde aytilgan qanday hisob qilinishi bilan aloqador tenglamadan so'z degan edi. U qanday tenglama edi? O'zing bir ahvolda yotibsan, u so'ragan narsangni qarayu. Sidichi bu dunyoda mana shu savolning bilib ketganim xayrlimi yoki bilmasdan rixlat qilganim? Bilgi peşinde tüketilmiş bir ömrün özeti niteliğindeki bu yanıt karşısında bir kez daha irkilen Ebu'l-Hasan el-Velaleci meseleyi yeniden anlatır. Biruni dikkatle onu dinler. Ardından yazmak isteyip de yazamadığı eserlerinden söz eder ve Allah ömür verirse bunları da tamamladıktan sonra bu dünyadan ayrılmak isterim der. Kısa bir süre sonra Fakih Ebu'l-Hasan el-Velvaleci ayrılmak için izin ister ve Biruni'ye veda eder. Az ilerlemiştir ki yüksek bir sesle ağlaşanları, bağırışanları duyar. Dönüp ardına bakar ki Ebu Reyhan el-Biruni Hakk'a yürümüştür. Ben 326 yılının Zülhicce ayının 3. gününe denk gelen Perşembe günü dünyaya gelmişim. Doğum yerim Medine-tü-Selam'ın yani Bağdat'ın tam 1 saat doğu, 41 dakika 28 derece kuzey enleminde bulunan Harezm'dir.